Merhaba. 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 Heh. Allah Allah. Geldi senin belalın ha? Bu da seni bir kabul edemedi gitti. Ben onu öyle kabul ettim. Ama o seni kabul etmiyor. O ne olacak? Ay sana ne Caner? Kabul eder etmez Allah Allah. Ben halimden memnunum. Öyle deme. Yarın öbür gün evlenirseniz ne olacak? Ha? Ya çat kapı gelirse ya da hastalanırsa sen bakmak zorunda kalırsan ne olacak? Hı? Caner'cim nereden çıkartıyorsun bunları ya? Allah Allah. Ayrıca ona hiçbir şey olmaz. Hepimizi gömer o. Alihan ne diyor? Hiçbir şey demiyor Alihan. Biz konuşmuyoruz aramızda böyle şeyler. Allah Allah. Siz ne konuşuyorsunuz ya kendi aranızda ha? İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal gibi gündemi mi değerlendiriyorsunuz? Yahu siz sevgilisiniz be. Konuşulacak konular belli zaten. Caner duymuyorum artık seni. Duymuyorum. Aman duymazsan duyma be. Bak dikkat ettiysen Emir yok ortalıklarda. Birazdan Lila ile Zerrin'in karşısına çıkarsa o zaman peşinde koşarsın Caner yardım et diye. Ay bir kere ağzından iyi bir şey çıksın ya bir kere. Be aman. Bu Hira konusunda da iyi ki yanıldık. Anında aforoz edildik. Nereden çıkartıyorsun bunları abla? Eskiden günde 2 dakika da olsa uğrar halimi hatırımı sorardım. Şimdi hiç. Bu Zeynep senin aklını başından aldı. Yine mi aynı hikaye? Doğrusunu istersen seni bana karşı doldurduğunu düşünüyorum. Zeynep. Evet. Zeynep bu dünyada böyle bir şey yapacak en son kişi ablacığım. Eğer yaparsa da hakkıdır, yadırgamam. Onca yaptığın şeyden sonra. Ben her şeyi seni düşündüğüm için yaptım. Yine olsa yine yaparım. Biz bu konuda bir yere varamadık seninle, varamayacağız da. Nereye varacaktık ki? Bence varılacak en güzel noktadayız. Daha ne yapayım? Aldın kızı getirdin karşıma seviyorum dedin, sustum oturdum. Öyle olmadı tam olarak. Ama neyse. Bence de neyse. İyi olup olmadığını görmek için uğramıştım. Görüyorum iyisin. Zaten meşgulsün de suratıma bile bakmadın doğru düzgün. Ben gideyim o zaman. Geçirmeyeceksin de herhalde beni. Sizin şu aşağıda bir kafe vardı. Bari orada bir kahve içelim. Toplantım var abla. Sana soran da kabahat zaten. Yani bir kahve bile ısmarlamayacaksın bana. İyi gider kendim içerim. Nasıl istersen. Şişt, bana bak, bana bak. Kafeye gidiyorlar. Yani? Emir yok ortalarda. Lila, Zerrin. Aa. Çabuk. Ah Emir ya, of. Ya hadi çabuk, çabuk be. Ya Dilaş'cığım, bu latte hani İtalyanca'da kahveye çok fazla para ödüyorum gibi bir şey mi demek ha? Ya Emir, hep sen ısmarlamak zorunda değilsin ki. Arada ben de ısmarlayayım. Şşş, sakın bir daha böyle şeyler söyleme. Olur mu canım? Yani sevdiğimize de bir latte ısmarlayamayacaksak ölelim mi? Hemen Cano'dan zaten borç aldım, rahat ol. Sen öyle güldün ya. Öyle sol kolumda bir ağrı, ellerimde bir karıncalanma. Allah'a kalp krizi yakın ha. Allah korusun Emir ya. Ne diyorsun sen? Korusun tabii canım. Evet, korusun. Lila. Hadi. Kim bu? Bu... sevgilim. Ne? Ne? Evet anne, sevgilim. Kızım bu nasıl bir sevgili? Çocuk da sanki benimle beraber sevgili olduğunuzu öğrendi. Aa, yok efendim, ben de biliyorum. Tabii de böyle birden söyleyince bir anda şey oldu. Benim niye haberim yok? Niye benden gizliyorsun? Çünkü söylemeye fırsatım olmadı anne. Efendim çok memnun oldum. Emir ben. Ben de. Kimsin sen? Annen kim, baban kim? Nerede oturuyorsunuz? Emir Beyciğim. Emir Beyciğim, nerelerdeydiniz? Sizi çok merak ettik. Birazdan toplantıya gireceğiz. Geleceksiniz değil mi? Evet, evet canım. Birazdan geleceğim. Siz Alihan'la mı çalışıyorsunuz? Evet. Ay çok affedersiniz. Ben tabii bilemedim. Yani Lila'da hiç bahsetmeyince... Hiç önemli değil saygıdeğer hanımefendiciğim, hiç.
Dilerseniz hep beraber oturalım. Hı? Olur. Teşekkür ederim. Allah cezanı versin seni. Bu muydu bulduğun çözüm? Sus, konuşma canım, konuşma. Evet. Ay tekrar kusura bakmayın. Yani şimdi çocuklarda hiç bahsetmeyince ben tabii anlayamadım. Tabii efendim, ben de çok bahsedilmesinden yana değilim. Çünkü benim çok böyle high level connection'larım olduğu için onlarla daha çok... Evet efendim, şimdi şöyle. Kendisi uzun yıllar yurt dışında okuduğu için... buraya döndüğünde kendini ifade etmekte bazı zorluklar yaşıyor tabii ki. Yes, right. Ay tabii tabii. Peki... Alihan'la ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle. Uçak. Alıcısı. Yani uçak alıcısı. Bizim uçak sattığımızdan hiç haberim yoktu. Zaten satmak gibi değil de anneciğim, böyle aracı oluyorlarmış. Evet efendim, aracılar oluyor. Onlar o işleri devam ettiriyor. Benim de tabii paşa dedemden kalma işlerim çok yoğun olduğu için ben onlarla ilgileniyorum daha çok. Öyle mi? Kimlerdensiniz? Efendim kendisinin soyu Osmanlı'ya kadar dayanır. Evet, evet efendim. Recaizade Mahmut Ekrem ailelerinden, soyundan olduğumuz için. Çok tanıdık geldi. Bilindik ailelerden efendim, bilindik ailelerden. Evet, tabii. Bilindik köklü olunca böyle oluyor. Ay çok memnun oldum. Yani ilk kez aileme yakışır biriyle tanıştırılıyorum. Teşekkürler. O zaman ben kalkayım. Sizi hiç rahatsız etmeyeyim. Tabii. Çok memnun oldum. Ay çok memnun oldum. Efendim bilmukavele, bilmukavele. Hay hay, estağfurullah. Aynen. Çok memnun oldum. Lilacığım. Görüşürüz. Görüşürüz. Cahil. Araba sevdasını yazar o cahil. Ne deseydim? Halit Ziyavşaklı gibi mi deseydim? Ne deseydim? Yazarlardan mı gitmek zorundaydın illa? Ha? Ya bak, ona girmediğin çok iyi oldu. Ona girseydin oradan hayatta çıkamazdık. Allah, çıkamazdık ya. İyi misin tatlım? İyiyim. Of, çok yoruldum. Gel. Ne oldu sana? Ne olmadı ki? Zeynep. Ciddi bir durum mu var? Yok, yoruldum biraz. Zaten Emir'le Caner'in arasında olmak yetiyor. Sizin orası biraz hareketli, biliyorum. Şey diyecektim. Hı. Akşam bana mı gelsen acaba? Yemek yaparım ben sana hem. Film falan izleriz. Çalışmam lazım. Yine mi? Evet. Yani acil. Tamam. Hakan bahsetti yeni bir oluşumdan. Hı hı, ben de bahsedecektim sana. Onunla ilgili uğraşıyorum zaten. Alihan, yani gerçekten çalışman mı gerekiyor yoksa beni mi görmek istemiyorsun acaba? Zeynep, tabii ki çalışmam gerekiyor. Merak edilecek bir durum yok. Tamam. Ama başka zaman yaparız tekrar, olur mu? Hı, olur. Güzel. Ben döneyim yerime. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.